Zeynep'in ev numarası verilmiş bize. Zeynep'le başlayalım. Zeynep 12. katta oturuyor. En yukarıda oturduğu söylenmiş. Sonra Bülent ise Zeynep'ten 5 aşağıdadır demiş. Demek ki Bülent 7. katta oturan biri. O da tamam. Sonra Süleyman Bülent'ten 1 yukarıda. Demek ki Süleyman 8. katta oturan birisi. Bu da tamam. Sonra diyor ki Ayşe Süleyman'dan 3 aşağıda. O zaman Ayşe burada bir yerde arkadaşlar. 3 aşağıda olduğuna göre Süleyman'dan 8'den 3 çıktığında 5. kat yapar. Gamze ise Ayşe'den 6 kat aşağıda. Gamze de burada bir yerde. 6 kat aşağısı 5'ten 6 çıktığında eksi 1. kat yapacaktır. Soruya bakalım. Sonra diyor ki Ayşe evinden çıkarak asansörle önce Zeynep'in evine, yani 12. kat olduğu için 12 numaralı düğmeye basmalı. Oradan Gamze'nin evine eksi 1'e basmalı. Oradan da evine gidecekmiş. 5. kata geri basmalı. Bana diyor ki bastığı düğmelerin toplamı nedir diyor. 12, 5 daha 17, 1 çıkarsa 16. Yani cevabım D şıkkı olacak. A, B ve C tam sayılardır. 5 üzeri A eksi B eksi 1, 7 üzeri 11 üzeri olduğuna göre demiş. A bölü C artı B işleminin sonucu nedir demiş. Arkadaşlar 5'in, 7'nin ve 11'in sayılar asal sayılar olduğu için bunların üstü ifadeleri birbirine denk gelmez. Sadece üzerleri 0 olduğunda, yani 5 üzeri 0, 7 üzeri 0, 11 üzeri 0 hepsi birbirine eşit olacağı için başka türlü eşitlik sağlanmaz. Demek ki A eksi B eksi 1 eşittir 0 olmalı. Demek ki A'dan B çıktığında 1 çıkmalı. Sonra demiş ki B'den 7 çıktığında demiş 7 üzerinde. Bu da 0 olmalı. O zaman B sayım 7 benim. B kesinlikle 7. Onu buldum. A'dan B'ye çıktığında 1 çıkacaksa, B'de 7 ise demek ki A harfinde 8 demektir. Orada ne yazmış en sonda? 11 eşittir C artı 2. Demek ki C'de eksi 2'ymiş arkadaşlar. Çünkü üzeri 0 olmalı. A'yı C'ye böl diyor. A'yı C'ye böldüğümde eksi 4 yapar. Sonra da B ile topla diyor. 7 ile de eksi 4 topladığımda artı 3 yapar. Yani cevabım Bursa olacak. İşlemin sonucu nedir demiş. 2 eksi yan yana geldiği için burası 5 olacak. 5, 3 daha 8 olacak. 8 eksi eksi 7'den burası 15 olacak. 15, 2 daha 17 olacak. 17'den 8 çıktığında 9 kalacak. Yani cevabı. Bir lokantanın günlere göre kar zarar durumu verilmiş. Pazartesi günü kar, salı zarar. Çarşamba, perşembe kar, cuma zarar. Cumartesi de kar elde edilmiş. Toplayalım. 140, 210, 260. 260 kar var. 50 zarar var. Yani toplamda 210 kar var. Soru diyor ki ama ortalama 25 TL kar ettik diyor. 25 ile 7'yi çarptığımızda 175 TL bir karın olması lazım. Ama ben ilk 6 günde 210 TL kar etmişim. Haftalık toplam 175 yaptığıma göre bana verilmeyen pazar günü ben zarar etmem gerekiyor demek ki. 210 ile 175 arasındaki fark 35 olduğuna göre, zarar etmem gerektiğine göre pazar günü 35. ...2018-2019 Şampiyonlar Ligi D grubu maç sonuçları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Galibiyette 3 puan, beraberliğe 1 puan verilmekte, mağlubiyete ise puan verilmemektedir. Buna göre 4 takımın aldığı toplam puan kaçtır diye soruyor. Porto 5 galibiyeti var. 15 puan buradan, 1 puan buradan toplam 16 puan yapar. Schalke'nin 3 kere 3 9, 2 kere 1 2, 9 2 daha 11 puanı var. Galatasaray'ın 3, bir tane de beraberliği 1 puan da buradan 3 1 daha 4. Arkadaşlar mağlubiyete hiç bakmıyorum çünkü puan verilmiyormuş. Lokomotiv Moskova'nın 3 puanı buradan, herhangi bir beraberliği olmadığı için toplamda 3 puanı var. Toplayalım. 16, 26, 27, 30, 34 D şıkkı yapacak. K noktasından 3 birim diyor arkadaşlar. K noktası ne? Eksi 2. 3 birim bu tarafa gidersek 1 olur. 3 birim bu tarafa gidersek eksi 5 olur. Bir de N noktasından. N noktası şu an 1'de. 6 birim bu tarafa gidersek 7 olur. 6 birim bu tarafa gidersek eksi 5 olur. İkisinde uyan tek nokta eksi 5 olduğuna göre A noktası eksi 5 noktasıymış. Buna göre A
ile ilgili neresi doğru? Eksi 5 nereye girecek arkadaşlar? M ile L arasına. M ile L arasındadır. Yani cevabımız C şıkkı. Mesafe K ile K arası, K ile L, K ile K ile M, N şehirleri var. Bunlarla ilgili kasabaları, bunlarla ilgili mesafeler var. Örneğin M ile L kasabaları arasındaki mesafe 60'tır demiş. Bakalım M ile L arasındaki mesafe görüyorsunuz. Tabloda 60'mış. Bu kasabalar yukarıdaki doğru boyunca yerleşkeye sahip olduğuna göre A artı B kaçtır diyor. Zaten şuraya şöyle bir 60 hemen yazalım. Tamam, şimdi K ile N yazıyor mesela. K ile N hakkında bilgimiz var mı? Var. 100 kilometre. Bu da tamam. L ile K arasındaki mesafeye bakalım. Burada A yazmışlar. Burada K ile K ile ikisini de A. Demek ki burası da A'ymış, bilmiyoruz. Ama mesela M ile N 240'muş arkadaşlar. 100, 60 daha 160. Buraya ne kalır? Demek ki A dediğimiz yer 80'miş. A'yı bulduk, 80. B için bana sorduğu yer ne? K ile M arası. K ile M arası 60-80 daha 140 yapar. Demek ki B dediğimiz yerde 140'mış. 140 ile... Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üslü ifadenin yazılı olduğu 4 mavi 2 kırmızı kart verilmiştir. Mavi kartların her biri üslü ifade, kırmızı kartlarda kendisine eşit olmayan, altını çizelim, bir üslü ifadeyle birer kez çarpılarak yeni üslü ifadeler elde ediliyor. Elde edilen üslü ifadelerin ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır demiş. Bakalım şimdi burası -4, -8, -16, -16. Pardon, şu artı 16 yanlış olmasın. Bu 1, bu da -1. Kendisine eşit olmayan diyor. Zaten burada herhangi bir eşitlik yok. Mavi kartlarda her bir üslü ifade, kırmızı kartlardan kendisine eşit olmayan her bir üslü ifade ile birer kez çarpılarak diyor, oran söylüyor. Arkadaşlar bulabildiğimiz, en çok sorduğu için ikisini de pozitif almam lazım. 16 ile 1'i alsam 16 olur. Başka pozitif alabilir miyim? Yok. Ama şuradan -4 ile -1'i çarpsam artı 4 olur. 16'yı 4'e böldüğümde 4 olur. Cevabım Bursa.